Haber aldığınızda ilk ne duydunuz, ne düşündünüz, ne hissettiniz? Fethullah Gülen 4000 senelik Türk tarihindeki hainler listesi çıkartılırsa ilk beşte kesinlikle olur. Ve son bin senede Anadolu'da e, Türk milleti ve devletine karşı çıkmış, ortaya çıkmış en büyük tehdit ne derseniz bu FETÖCÜ e, terör örgütü yapılanmasıdır hiç şüphesiz. Terör örgütü diyoruz ama esas söylememiz gereken casusluk örgütüdür. Çünkü bunun terör boyutu belki eylemlerinin yüzde ikisini 3'ünü kaplar ama casusluk eylemleri yüzde 95'inin e, üzerindedir ve e, şunun altını çizelim. E, bu çok önemli. Fethullah Gülen'in ölmesiyle FETÖ casusluk ve terör örgütünün tehdit olması süreci sona ermemiştir. Aksine devam edecektir, yeniden yapılanacaktır, belki bazı içinde parçalanmalar olacaktır. Ee, ve e, bu süreçte bir başka tehdit de hiç şüphesiz zaten FETÖ ile uzun yıllar e, yol yürümüş olan aynı yağmurda ıslanan e, AKP'nin şimdi FETÖ'nün e, Fethullah Gülen'in ölüşünü e, bir fırsat bilip e, FETÖ terör ve casusluk örgütünün geri kalan unsurlarıyla bir barış çabası içerisine girmesidir. Çünkü biliyoruz ki bu e, süreçte 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sonrasında siyasi ayağa yönelik bir operasyon yapılmamıştır. Siyasi ayak bazı noktalarda geriye e, itilmiştir. Ama e, varlığını sürdürmektedir. Akrabalık ilişkileri, iç içe geçmişlik devam etmektedir. Ve şimdi e, örgütün lideri öldü. Ya biz geçmişte hatalar yapmıştık, bu hataları artık aşmak istiyoruz diye FETÖ'nün yeni yöneticilerinden yaklaşımlar gelecektir. Ve AKP'nin bunu kabul etmesi hiç de küçük bir ihtimal değildir. Bakın siz Dışişleri Bakanı'nın bugün yaptığı açıklamayı. Zaten Kıbrıs'ta, Ege'de, Doğu Akdeniz'de Amerika Birleşik Devletleri'ne tavizler veren Cumhur İttifakı'nın şimdi FETÖ de bir çeşit normalleşme süreci içerisine girmesi hiç şaşırtıcı olmayacaktır. Üzülerek söylüyorum ama Türkiye bir tehlikeden bir başka tehlikeye doğru koşar adım ilerlemeye devam ediyor. Evet. Peki e, sizce e, örgüt e, yurt dışında e, ne kadar ayakta? Bu da çok e, sorulan sorulardan biri. Ne kadar ayakta ve Türkiye mesela? Örgüt yurt dışında bakın finansal sistemini sürdürüyor, lojistik sistemini sürdürüyor, eğitim sistemini sürdürüyor, psikolojik operasyon kabiliyetini e, sürdürüyor, Türkiye içerisinden bilgi toplama süreçlerini sürdürüyor Türkiye'ye para yollama süreçlerini sürdürüyor Türkiye'den para çıkarma süreçlerini devam ettiriyor. Özetle örgüt çok canlı bir şekilde varlığını sürdürüyor. Türkiye'de hala ve, faal mi? Av Tabii faal. Tabii faal hiç şüphesiz. Bazıları renklendirme denilen bir operasyonla başka cemaat ve tarikatların içerisinde gizlenmiş durum durumdalar ee, ama Avrasya ekseninde değişik yerlerde yine örgütü görüyoruz Kırgızistan'da çok faal görüyoruz Kazakistan'da faal görüyoruz ve ee, ilgi çekici şekilde Ukrayna'da e, sızlıkları Kırım Türkleri arasından bazı faaliyetleri olduğunu görüyoruz özetle hiç kimse bu terör örgütünü e, casusluk örgütünü küçümsememelidir çünkü e, parçası olduğu e, emperyal küresel e, sistem ona hala ihtiyaç duyuyor ve operasyonel olarak kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde yıllarca koz olan bir e, isimden bahsediyoruz. Peki sizce bundan sonra yeni koz kim olacak? Bundan sonra ne olacak? E, tabii şimdi... E, örgütü büyük ölçüde kontrol eden Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni örgüt liderinin belirlenmesinde muhakk muhakkak ki etkisi olacak Fakat bildiğimiz bu tür e, cemaat yapılanmaları e, kurucusu öldükten sonra kendi içerisinde parçalanma süreci içerisine e, giriyor Çünkü e, bir birinci var ve diğerleri eşit o eşitler lider öldükten sonra yönetici öldükten sonra her birisi kendisini onun yerine geçme doğal takipçi halefi olma konusunda hak sahibi görüyorlar. FETÖ'de de durum bu. Her birisinin farklı terör örgütü içerisinde uzantıları güç kaynakları var. Ama Bunların parçalanmaması için çalışılacaktır ama ben bir şekilde bu parçalanmanın belki ilk aşaması değil ama olmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Sayın Özdağ şimdi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir tweet paylaştı onu da size soracağım. Rica edeyim arkadaşlarımdan hemen bu yanıma da açsınlar daha rahat bir şekilde ben de okuyayım paylaşayım bu tweeti. FETÖ ile başının ölümü terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak. Aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir. Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ ile başıyla sınırlı olmayıp tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir. FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti başta yargı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla milli iradeye karşı savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek Milletimizin huzuru ve güvenliği için gereken her adım atılmaya devam edilecek. Hain örgütün her bir üyesi Türk Adaleti önünde e, mutlaka hesap verecektir. Diyor e, Yılmaz Tunç. E, bir rahatlama olmayacak mesajımı veriyor bize, size. E, keşke samimi olduğuna inansaydım ama zerre kadar samimi olduklarına e, bu konuda e, inanmıyorum. Neden? E, ve hiçbir zaman. Bir stratejik mücadele verilmedi. Verilen mücadele e, vatansever e, güvenlik bürokrasisinin, vatansever adli bürokrasinin e, mücadelesidir. Ve siyasi planda da Erdoğan'ın intikam ve cezalandırma isteğidir. Ama AK Parti'nin bir bütün olarak e, FETÖ ile mücadeleye hiçbir zaman angajı olmadığını biliyoruz. Ee, ve belki de dünya tarihinde ilk kez bir e, terör örgütüyle mücadele eden ekonomik bir fayda sağlandı ve ortaya bir FETÖ borsası e, çıktı. Onun için e, yani her şeyi dejenere ettikleri gibi bunu da dejenere ettiler. Bunlar e, öylesine söylenmiş laflar arkasında Ciddi kararlı bir irade olması olduğuna inanmıyorum. Keşke olsaydı diyor. Önümüzdeki süreçte böyle bir adım beklemiyor musunuz o zaman AK Parti cephesinde? Sesinizi duyamadım, pardon soruya tekrar alayım. Önümüzdeki dönemde böyle bir adım beklemiyor musunuz o zaman AK Parti cephesinden? Ee, doğrusu e, beklemiyorum. Ee, yani biraz önce de ifade ettiğim gibi e, ben aynen PKK'yla ikinci bir açılım sürecinin başlaması gibi fetö de bir süre sonra fikir jimnastiklerini izleyeceğimizi düşünüyorum bir araya gelelim bunu aşalım geçmişin travmalarını silelim şeklinde zaten Amerika Birleşik Devletleri'ne yaklaşan bir Cumhur ittifakı Ortadoğu'da Suriye ile İran'la Rusya'yla karşı karşıya gelen ve Amerika-İsrail çizgisine giren bir Cumhur İttifakı'nın FETÖ'yü bu ittifakın dışında tutması da mantıklı değildir. Bakın çok kısa bir süre önce Rusya, Türkiye ile Suriye arasında kolaylaştırıcı pozisyonunu terk ettiğini açıkladı. Bu çok önemli bir gelişme. Keza Rus uçakları İdlib'i bombalıyorlar ve Türkiye'ye mesajlar yolluyorlar. Bu çok önemli bir gelişme. Yani biz şu anda Türkiye'de tarihi günler geçiriyoruz aslında. Ve bu 2014'te başlayıp 2015-16'da netleşen Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaşıp Rusya, Çin, ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki alanda konumlanan e, dış politikasının sona erdiğini ve evet. Batı'ya, Amerika'ya bir teslim oluş şeklinde evet. e, bir eksen değişikliğine e, Türkiye'nin girdiğini görüyoruz. Peki, şimdi e, 17-25 Aralık Ergenekon, Balyoz, e, 15 Temmuz Hain darbe girişimi, e, çok sayıda vatandaşımızı kaybettik, e, tüm bunlara, Önümüzdeki süreçte sünger çekilip bunları yapanlara e, gelin deyip bir e, açılım süreci mi olacak? Doğru mu anladım? Ne olacak bu açılımın evet, adı? Doğru anladınız. Göreceksiniz bakın. Bunların hepsini yaşayacağız biz bu ülkede. Ne diyecekler peki bu, bunun adına? Bu sürecin adına sizce? Göreceğiz onu. Adı önemli değil. İçeriği e, önemli. Ve e, ya aslında Ergenekon'da vardı çok da yanlış değildi gibi söylemlerin yakın zamanda ortaya çıktığını görürseniz hiç şaşırmayın. Böyle duyumlar aldınız mı yoksa sizin bir izleniminiz? Hayır duyum almadım. Sadece durumu analiz ediyorum. Genel çerçeveyi tahlil ettiğiniz zaman Amerika Birleşik Devletleri ile yakınlaşan, onunla aynı çizgiye gelen bir Cumhur İttifakı'nın başka seçeneği yok. Peki e, bu e, Cumhur İttifakına böyle bir hamle gelirse sizce e, kendi seçmeni açısından nasıl değerlendirmek gerekir? Kazandırır mı? Pardon, seçim amaçlı e, bir e, yine adım mı olur? Arama, anlamadım. E, seçim amaçlı mı böyle bir adım gelir? Yani ben bunu seçim e, amacının ötesinde e, bir amacının olduğunu, daha çok bir stratejik konumlanma olduğunu düşünüyorum. Çünkü FETÖ'nün kendisinin çok büyük bir oyu yok. Seçim amaçlı konumlanma şu anda gerçekleşen açılım süreci veya ikinci terörle müzakere süreci fakat hayretle izliyorum yani açılımın düdüğünü Bahçeli çaldı fakat sahaya Özgür Özel çıktı ve sanki en fazla açılımcı benim benden daha fazla açılımcı olamazsınız havasında Özgür Özel'in şimdi bir tarafta Selahattin Demirtaş öbür tarafta e, Güneydoğu ziyareti arasında koşuşturduğunu görüyorsunuz. Ya bu politika Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikası mı? Yani şunu bir, bunu bir öğrenelim. İkinci açılım sürecinin sahibi Cumhuriyet Halk Partisi mi? Yoksa ikinci açılım sürecinin sahibi Cumhur İttifakı mı? Görülen Cumhur İttifakı'nın olduğu iktidarda onlar var. Peki Cumhur İttifakı'ndan daha fazla daha açık neden ana muhalefet partisi genel başkanı bu e, açılıma veya terörle müzakereye sahip, sahiplenir? Ha, bu arada Cumhur İttifakı derinden bir şekilde e, açılım sürecini başlatmış mıdır? Başlatmıştır. Efkan Ala ortaya çıktıysa, siyasete döndüyse bunun bir anlamı vardır. Bu e, Efkan Ala bu sürecin önemli aktörlerinden birisiydi. Birinci terörle müzakerenin. Şimdi ön plana çıkıyor. Tekrar aynı kadrolar e, devreye sokuluyor. Yine e, eski e, Adalet Bakanı ile Ahmet Türk'ün Mardin'de bir ziyarete gittiklerini biliyoruz. Neymiş? Bir kan davasını yatıştırmak. ya Kardeşim iki taraftan da hapiste olan kişiler dört e, gün önce veya üç gün önce hapisten çıktılar. Şimdi bu bir kan davası yatıştırma falan değil. Bu Cumhur İttifakı ile AKP ile e, demin yeni açılım sürecinin psikolojik altyapısını oluşturma için çalışmaları. Evet, peki ben FETÖ'yle Fethullah Gülen'le devam etmek istiyorum birazcık daha Sayın Özda. Şimdi bir kayıp dönemden de bahsediliyor hem Fethullah Gülen için hem de Adnan Oktar için. Bu kayıp dönemde de bu istihbarat örgütleri tarafından, CIA tarafından bazı eğitimler verildiği söyleniyor. Siz buna katılır mısınız? Böyle olduğunu düşünüyor musunuz? Ee, Fethullah Gülen'e eğitimler olduğunu düşünüyorsunuz? Efendim? Fethullah Gülen'e mi eğitim verildiği? Evet. Ya bütün FETÖ'cü yapılanmaya, evet. evet. hiç şüphesiz yani, hiç şüphesiz ee, İnanırım değil. Ee, yani bu bir gerçek zaten. Onun için bakın konuşmamın başında dedim ki bu bir terör örgütü dersek yüzde ikisini yüzde üçünü kastederiz eylemlerinde ama yüzde 95-97 bu bir istihbarat örgütüdür. İstihbarat toplamıştır ve e, yıllarca e, psikolojik operasyonlar yapmıştır e, insanlarla ilgili yalan bilgiler üretmiştir İnsanların özel hayatını takip etmiş onları deşifre etmiştir yani Gata'da askeri doktorlar üzerinden FETÖ'cü askeri doktorlar üzerinden nasıl Türk pilotlarının uçamaz hale getirildiğini yani Yunan ordusunun Yunan hava kuvvetlerinin Veremediği zayiatı e, Türk Hava Kuvvetleri'ne FETÖ verdirmiştir. Türk ordusuna, Deniz Kuvvetleri'ne navarinden daha fazla e, zarar FETÖ tarafından bu davalar sürecinde verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün bir istihbarat ağının yabancı servislerin eline geçmesinden FETÖ sorumludur. FETÖ çok net söyleyelim, FETÖ bir haçlı seferidir, son haçlı seferidir. Ve Batı'nın, Yeniçerilerin intikamını almasıdır. Yeniçeriler biliyorsunuz, Hristiyan ailelerden alınıp yetiştirilen e, Osmanlı devlet ve toplum içerisinde ve sonra sarayın korunmasında, padişahın korunmasında, e, savaşlarda onun elit birlikleri olarak ee, çok can alıcı darbeyi e, vurmasında e, değerlendirilmiştir. Sonra bozulmuştur vesaire. Ama e, Batı bunu hiçbir zaman unutmadı. Kend, kendi çocuklarımızla bizi vurdular. Şimdi e, nüfus cüzdanları Türk ama kendileri haçlı olan bir yapı geliştirilmiş İslam görünümlü ama olmayan Onun için bu bir istihbarat eğitiminden geçmiş olup olmadığı sorusuna verilecek cevap hiç şüphesizdir. Bunun kanıtları da vardır. FETÖ'cü polislerin nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun süreler e, Amerikan polisi istihbaratı tarafından eğitildiklerini biliyoruz.